şehirden başka bir şehre, bir köyden başka bir köye yol alıp duruyoruz. Amacımız gezmek değil. Garip, efsunlu, duyduğunuzda hadi canım dediğimiz olaylar için buralara geldik. Bugüne kadar bünyesinde farklı kültürleri, medeniyetleri barındırmış eşsiz topraklarımızda, Anadolu'da gün yüzüne çıkmamış, size duyurulmamış bir olayın artık kalmadığını mı düşünüyorsunuz? Şimdi eğer hazırsanız, pek de alışık olmadığınız olayların yaşandığı yerlere sizleri de götürmek istiyoruz. Biraz heyecan, biraz eğlence, biraz düşünme için bizimle gelin. İnsanlar gelip namaz da kılıyor. Bak burada namaz kılıyorlar. Tabii hocam, geliyorlar burada namaz kılıyorlar. Genellikle her yerden ziyarete geliyorlar. Buranın suyunu içiyorlar. İşte namaz kılıyorlar, ziyaret ediyorlar. Ziyaret ettikten sonra çok şükür buradaki gelen vatandaşlarımız buradan da çok iyi, çok güzel bir şifa da gördüler Allah'a şükür. Suyu şifa diyorsun. Evet hocam. Kendisi şifa olmaya vesile oluyor. Evet hocam, evet hocam. Değil mi? Evet hocam. İstanbul'undan Ankara'sı, İstanbul'u, Adana'mı, Urfa çevresi, her yerden yani buradaki yakın olan bütün illerimizden gelen arkadaşlarımız çok şükür buradan yani fayda gördüğü gibi evet. İkinci sefere gene geliyorlar. Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır diye bir söz var. Evet hocam, doğru. Şimdi o zaman Şıh İsa'nın hikayesi de bu. Evet hocam. Bir ağızdan çıktı, evet hocam. Bin ağza yayıldı. Evet hocam. Değil mi? Evet hocam. Yani ortada türbe bile yokken orada kimsenin yatmadığını bildikleri halde bu yapılanmanın manası nedir? Takdirinize bırakıyoruz. Onlar susuzluğun ortasında sürekli olarak suya ihtiyaç duyan iki kardeş. Var mı böyle bir şey? Vardır, vardır. Doğmadı, dişleri yok. Yalnızca bir iki dişleri çıkmış. Allah bir Allah. Bir de bunlar yaz kış hiç terlemiyorlar. Terlemedi mi ateşe kalkıyor. Doğduklarından beri hiç terlemiyorlar. Saça dökülüyor. Saçları uzamıyor ve dökülüyor. Nerede çocuklar? Birisi buradadır. Ha ne? Ha şurada. Bunlar yaz kış hiç terlemiyorlar. Saç dökülüyor. Gücü yok, çalışamıyorlar. Merhaba canım, nasılsın, iyi misin? Sağ olasın. Balık çocuk sen misin? Allah Allah, nasıl oluyor bu balık çocukluk? Bir anlat hele ya, ben merak ettim. Ta nerelerden geldim? Suya girmeden olmuyor yani. Güneşte duramıyorum. Sen şimdi sürekli suya mı giriyorsun? Ha, suya giriyorum. Nasıl giriyorsun balık çocuk olarak? Ya şimdi sen girmediğin zaman ne oluyor? Bir bakabilir miyim senin vücuduna? Ha böyle böyle mi oluyor senin? Allah Allah, Allah Allah. Senin saçların da dökük. Saçların da dökük. Dişlerin de yok. Dişlerim de yok. Nasıl yok? Bir bakabilir miyim şu dişlerine? Sen de o zaman balık çocuksun, sen de balık kızsın o zaman. Evet. Yani ben böyle gözlerim, kulaklarım böyle açıldı. Yani ben böyle bir şey hiç duymadım ve görmedim. Bu kaç milyonda bir görülen bir hastalık? Sürekli suya ihtiyaç duyan iki fidan gibiler. Doktora götürüyorum, çaresi yok. Siz küçüklüğünüzden beri hep böyle misiniz çocuklar? Evet. Öyle vakti oldu, suya girmem lazım. Allah, sen de mi böyle yapıyorsun? Evet, ben de girmem lazım. Sen nerede? Allah Allah.
İki balık çocuk gözümüzün önünde birdenbire buldukları ilk suya doğru koşmaya başlayınca özellikle öğlen sıcağına dayanamadıklarını anlıyoruz. Mustafa, nereye gidiyorsun? Ben hangisine ona mı gideyim bilmiyorum ki. Mustafa, orada mısın? Tabii bu kadar sıcağın altında demek ki çocuk kavruldu. İşte Mustafa'nın hali, geride de Fatma'nın hali. Mustafa ve kız kardeşi için suyun nasıl bir su olduğu hiç önemli değil. Bulanık, temiz ya da çamurlu hiç fark etmiyor. Hemen kendilerini suya bırakıyorlar. Onların isimleri zaten bu yüzden balık çocuklar. Bakalım biber nasıl yapılıyormuş? Bizimki hayır bizimki biber değil. Nasıl bizimki değil ya? Isottur. Ben isot profesörüyüm. Isot mu acaba biber yoksa biber mi isot? Yoksa Urfalılar acaba biber kelimesini bilmiyorlar, biberi isot mu diyorlar? Niye düşünebilirsiniz? Düşünseniz beyefendi anlatıyor. Bir şey anlatsın yapıyoruz. Ben de fıstığımı Urfalılar yiyeyim. Urfalılar aslında sizler gibi biberi biber isota isot demesini biliyoruz. Bizler de sizler gibi hani Türkiye genelinde marketlerde, bakkallarda bulabildiğiniz Kahramanmaraş bölgemize ait olan fabrika yapımı olan biberlere biz Urfalılar da sizler gibi aslında biber diyoruz onlara. Ama biz kendimizinkine isot diyoruz, isot. Yani ki biz burada sizlere şurada şunu demek istiyoruz. Biber ayrı bir şey, isot ayrı bir şey. Ben şimdi size aldığı üzerinde ne vereceğim, bu aldığı üzerindeki vereceğim ne karşılığında bundan sonra siz de biz Urfalılar gibi. Ben şimdi size aldığı üzerine geleceğim. Bu aldığı üzerindeki vereceğim örnek karşılığında bundan sonra sizler de biz Urfalılar gibi biberi biber isotu isot diye tanıyıp bilip ayrılmış olacaksınız. Çay ne güzelmiş ya. Fabrika yapımı aldığı hiçbir olur mu? Olmaz. O zaman olmazsa biz Urfalılarca da isotla biber, biber de isot olmaz diyoruz. Ah, biz de isotla biber iki aldığı gibi iki sınıfı ayırıyoruz. Biz Urfalıların isot kültürüdür. Her 100 kilo dübekle çekip ödüm tozlara getirdiğimiz biberini isotun üzerine de 4 kilo aniz zeytinyağı döküyoruz. Yani ki biz burada sizlere şurada şunu demek istiyoruz. Her işin ürünümüzün ham maddesi aynı demek istiyoruz. Ürünlerimizin ham maddesini size tanıtıyorum. Evet, bizim biberlerimiz tohumları uzun kılık sivri olurlar. 3-4 burunlu olurlar, 5 burunlu olurlar, 6 burunlu olurlar. Bizim dünyada eşit engeli yoktur biberlerimizin. Bizim biberlerimiz tohumazı olurlar. Bizim biberlerimiz üstü parça kırılıp ayrılınca bizim biberler içerisinde hani tohumların birleşik olduğu beyazlık damar kısmı bölümü acı olur. Toz haline gelirler. Daha sonra evimizin mutfak bölümünde saklanırlar. Dediğim gibi, biraz önce anlattığım gibi. Kanserli hücrelerle de savaşır. Prostat kanseri, mide kanseri, mide ülseri, mide asidi ilaç oluvermiş olur. Ürünlerimizin ham maddesini sizlere tanıtmak istiyorum. Bizim Urfa topraklarında yetişen biberlerimiz uzun, kıvrık, burunlu tiplerde olurlar. Daha sonra 8. gün biberlerimizi damlardan topluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Allah aşkına. Allah aşkına sus. Ben bir biber dedim, sen konuşuyorsun. Bak, büyük lokmaya büyük laf etme. De var ya, acıyı söyleme. Ben gidiyorum vallahi, sen konuşmaya devam et. Biber. Allah adam Allah. Alışmış biber biber biber. Bizimki biber değil kardeşim. Bizimki isot isot. Bu adalar yüzüyor. Bak 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 bak. Heyecanım her dakika artıyor. Allah Allah. Suda durmadan yer değiştiren bu kara parçaları görenleri hayrete düşürüyor. Sünger gibi vallahi. Hop zıp. Yüzen adalar. Az sonra. Aman aman ben kaçayım buradan vallahi. Kaçarsan daha çok kaşınırsın. Niye? Tabii. Sen bu niyetle gelmişsin. Küçükler nasıl gireceğim oraya Allah aşkına? Küçükler işte böyle alacaksın. Zaten çok su olmuş olsa çayda da akıyor. Doğru, çayda da akıyor. O zaman ben kaçayım. Başka çare yok. Sevgili seyirciler, şu anda Elazığ'dayım ve sizlere yine ilginç ve şaşırtıcı olayları aktarmaya devam ediyorum. Çünkü nerede gizem, fethi alem orada. Nerede güzellik, fethi alem orada. Ve yine şu anda bir ilginçlikle karşı karşıyayız. Selamun aleyküm. Hoca gibisiniz. Evet. Öyle mi? Tanıyalım evet. Sizi. Recep Yılmaz, Erzurumluyum. Yalapşehir doğumluyum, Çatlıyım. Burada tümeleri görebilirsin. Tümeleri de doğru dolaşmak için. Öyle mi? Evet. O zaman ben doğru duymuşum. Evet. Dediler ki Recep Hoca var dediler. Evet, evet. Doğru. Türbeleri biliyor, evet. Mezarları biliyor. Tamam, doğru. Peki ben şunu duydum Recep Hoca. Hı-hı. Dediler ki Recep Hoca kimin hangi türbede yattığını bilir. Evet, doğrudur. Mesela? Şembir mesela Efendi var. Şembir Efendi var, evet, Emir Han'da tamam. Vefatı 1212'de vefat etmiş. Tamam. Bugün oradaydım. Ali Efendi var, Pahlevi'de, Pahlevi'de görebiliyorum. Şehzadil Efendi var, biliyorum. Yasin Efendi var, Mahmut Sami Hazretleri var, Aradın var, Lekeş'te.
Şebubekir Şeyh Cümle... Şaban-ı Veli Hazretleri biliyor musun? O Kastamonu'dadır. Kastamonu'dadır. Evet. Yahya Hasan Sezai. O da Atatürk Hazretleri Edirne'dedir. Mersin Camisi bitişinde yakındır. Hacı Bayram-ı Veli. Ankara'da. Evet. Halit bin Zeyd. Halit bin Eyüp Sultan, Eyüp Sultan'dadır. Maşallah. Aziz Mahmut Hüdayi. Üsküdar'dadır. Ben inanın bunları kafamda yani hatırladığım kadarıyla sormaya çalışıyorum. Recep Hocam da anlatıyor. Peki onların hayatlarını biliyor musun? Hayatı manevi görüyorum da böyle fazla okumam sizin yok. Bilemiyorum. Yani sadece manevi görüyorum onları. Manevi görüyorum. Onu nasıl görüyorsunuz? Bu ne zamandan beri sizde başladı? Bu sesen de beri benim. Ben küçüktüm böyle sınıfın sınıfındaydım. Hastalığına vardım. İşte ben de bu yola Allah Teala yola bana bir yol nasip ettim. Yola gittim. Başvurdum. Ben de bu yola çıkmadım. Peki. O da bana göründü. Bazı böyle çoğu deli ona getirip tedavi ediyoruz burada. Tümelere götürüyoruz. Tabii tedavi ediyorsun. Evet. Nasıl bir tedavi uyguluyorsun? Abi bunlar duayla, evlenenler zaten duayla. Zaten duvarasına dua ediyorum. İnşallah düzeliyorlar. Bizde bir şey yok artık. Mesela ben hastayım, başım ağrıyor. Başın ağrıması varsa Ayda Baba var. Ayda Baba asıl meden türbesi var. Çocuğu olmayan kadınlar ne yapacak? Mehmet Baba türbesi var bir yerinde. Türbelerin adını ve özelliklerini ezbere bilen türbeci amca, farklı illerden kendisine gelen hastaları da belli türbelere yönlendiriyormuş. Bir oğlumun arkadaşı burada bir cüzdanını kaybetmiş İstanbul'da bir yerde. Gezmeye gitmiş her akşam. Daha geldikten sonra cüzdanını kaybettiğini Hoca Efendi'ye söylemiş. O da hemen demiş ki filan var da filanın ağacın dibinde. Çocuk hemen gitmiş oraya ki cüzdan aynı yerde duruyor. Doğru mu? Evet. Çok ilginç sevgili seyirciler. Duyulmamış bir türbe ya da bir isim varsa hocamız yatıyormuş istihare namazına. Namazdan bunu görüyorum. Kaç gün sürüyor bu? 2 gün sürüyor. Şimdi hocam. Teslimatın. Kaç yaşındasın? 43 yaşındayım. 43 yaşındasın. 43 senedir. Yok, kaç kişiyle görüştün? 43 senedir ben 80'de başladım. 80'de başladın. Evet. 80'den bugüne saatime bakıyorum. Saatimi unutmuşum. Evet. 2009'dayız. 29 senede kaç kişiyle görüştün? Şu anda biz görüşmemizin 10 bin yakın bölgemizde oldu. 10 bin yakın. Dünyanın her yerindeki türbelerle. Her tarafta. Tabii bir her tarafta bazen görüyoruz. Evet. Maşallah maşallah. Allah bize hepsini nasip etsin. Peki neden görüşmek ederiz? İstiyorsun? Biri geldiğinde mi aracı mı oluyor? Yok. Seviyorum. Ona ben sevmem beraberdir. Nereden? İsimleri nereden aklına geliyor? Ya onu hissediyorum. Hissediyorsun? Evet. Nasıl böyle bir kıpırtı mı duyuyorsun? Evet. Mesela şu ses anda. Ses geliyor. Diyor ki ben isim Mehmet. Ben nereye yatıyorum? Ben bir adına yatıyorum. Tamam. Gidiyorum tepesi vuruyor. Doğru. Nasıl gidiyorsun? Ya gidiyorum işte. Aa, bana yer söylüyor. Benim hastalıklı olup olmadığımı anlayabiliyor musun? Şimdi biraz da tebekkür olacaksın. Allah bir yolunda namazını kılarsın. Tamam. İnşallah da dört dörtte olursun. Biraz İnşallah. Eksiklerim budur. Başka senin bir şeyin yok. Kameranı güzel çekeceksin. Doğru yolda da gidiyorsun. Peki bizim işimiz rast gider mi? İnşallah düzelir. Allah'ın izniyle düzelir. İnşallah. Sizi menzile havale ediyorum. Menzilin menzilse yardımcı olur inşallah. Bizim, menzile. Evet Adıyaman. Menzile. Ha, ben Adıyamanlıyım. Adıyamanlısı biliyorum. Ha. Nereden biliyorsun? Şifreni söyledim sen anlamadın. Şifre neydi? Ya şifre de anlamaz. Şifre ayrı. Allah Allah. Çok ilginç. Neymiş o şifre? Neymiş o şifre? Veysel Karani. Baykan'dadır. Baykan'da. Evet, başka? Yemen'de var. Rakka'da var. Rakka'da var. Bursa'da diyor. Bursa'da yok. Sadece doğru yer Yemen'deki değil. Aslında doğrumuz Baykan'dadır. Baykan'daki doğru mu? Doğrudur. Ona sahip. Nereden biliyorsun peki bunları? Onu görüştüm. Gece görüştüm. Kendisiyle? Kendisine görüşmemiz olmadı. Hissetti dedi beni fazla aramayın dedi beni rahatsız etmeyin dedi ben Resulullah Efendimiz süt kardeşim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Makam-ı Tüm Mehnud-i Emid. Dedi orada imidim. İmidim benim yerimle burada. Ben şimdi Osman'la benim yukarı ziyaret etmeyin. Hadi beni ziyaret etmeyin. Şimdi Osman Efendi'ye gideceksiniz. Ondan sonra beni ziyaret edeceksiniz. Ama senin görüşmen gece olur gece. Değil mi? Ben ancak gece o saatimi yaparım. Ben kafada şey yapamam. Şimdi Recep Hoca'yı tanıyor musunuz? Tanıyorum. Peki Recep Hoca'yı nasıl tanıyorsunuz? Bize öyle şeyler söyledi ki biz şaşırdık. Ben Allah daha dedim. Bir aydır gelmiş herhalde. Bir aydır. Bir aydır? He bir aydır. Çocuk tedavi etmiş. Aydır. Peki çocuk tedavi etmiş, türbelerin yerlerini biliyor. Evet.
Bilmiyorum. Siz şahit oldunuz mu? Biliyor yani, nereye söylesem biliyor yani. Çölü tedavi etmesi? Çölü tedavisini görmemişim. Yalnız bir hasta geldi burada, Bursa'dan. Tamam. İnegöl'den. Tamam. Buraya geldi, bir iki gün ziyaret miyaratlara götürdü. Ondan sonra adam geldi, dedi çocuğum düzelmiş. Biz evine de gitmek istedik, kalktık yol aldık. Burada seni tanıyorlar mı? Tanıyorlar da, falan tanımıyorlar. Ben burada yeni gelmişim, bir ayda oturuyorum. Ha. Yeni oldum. Peki sen az önce bana bir şey söyledin. Ne yapacaksın sen burada? İnsanları yola mı getireceksin? Allah'ın izniyle duayla yol alacaksın. Dua edeceksin. Ya Rabbi bunu hidayete getir. Hidayete getir. İnşallah dua kabul olur. Peki bunlar yolda değil mi? Ya yolda da bazen cehalet var. Bazen de cehalet var. Cahil olduklarını nasıl anladın? İşte dalga geçiyorlar, gülüyorlar. Ha, dalga geçiyorlar, gülüyorlar. Ama sen de o dalga geçenleri yola getireceksin. Ben hep şimdi darılmıyorum. Evet. Ama da dua istiyorum. Eve girmeden duvardaki yazıya takılıyor gözümüz. Burası senin evin mi? Benim. Oo, bayağı kitaplar var burada. Bunları sen okudun mu hepsini? Bazen okuyorum. Yani. Bilgisayarın da var. Bilgisayar kullanabiliyor musun? Yeni öğreniyorum ben. Okuma yazma biliyor musun? Önce onu söyleyeyim, bir dakika. Efendim? Okuma yazma biliyor musun? Biliyorum, bilmese de yavaş yavaş okuyorum, öğreniyorum. Evet. Bir fazla okur musun? Hayır, okuma yazma bilmiyorsun, nasıl kitap okuyorsun? Okuyorum. Gizli ilimler hazinesi diyor. Sende de gizli ilim var. Hocam, şurada ne yazıyor mesela? Çünkü ben bazen ben de okuyamıyorum. Şurada tam ne yazıyor? Şurada. Şimdi kapakta, bak kapak. Gizli ilimler, evet. Şimdi şöyle var. Bir dakika. Ha, şurada ne diyor mesela? Bak efendim. Okuyamam. Şimdi okuyamıyorum. Şimdi hocam Türkçe yazıyor. Şimdi bu saatte okuyorum. Hayır, Türkçesini. Bu saatte okuyorum. Peki hangi saatte okuyorsun? Ama sen bunu bile okuyamıyorsun. Okuyamıyorum şimdi bunu. Mesela şimdi o zaman bunu bana hediye eder misin? Başım üstüne sana hediyen olsun. Hocam ne yazıyor orada? Me. Me. Mevde. Evet. Pamuk rak. Aynen öyle. Me. Me. Mevde. Evet. Ben şimdi ekrana göstereceğim. Bak nasıl okuyacağım. Sen de dinle. Meveddet pınarları. Evet. Ha, ama sen okuyamadın. Saatte benim şeyim yok, değil mi ya? Saatte okuyamıyorum. Peki bu saatte okuyamıyorsun. Sana tedavi olmaya gelenleri sen burada mı konuk ediyorsun? Yok, o da edemez. O tedavi ettiğin yeri, evet, bir görelim mi? Şimdi kitaplara izinsiz dokunmayın diyorsun. Evet. Ve burada bir ayet var. Evet. Şimdi hani cüzdan buldun ya, ben onu merak ediyorum. Evet. Nasıl buluyorsun? Bir yandan bunları bilmiyorsun, onu bilmiyorsun. Onu şifrelisin. Şifreli. Evet. Ya şu şifreyi bana bir söyle, ben de bir öğreneyim. Evli misin? Hanım rahatsız, özür dilerim, şeydedir, Adana'da. Peki eşini niye tedavi edemedin? Eşim de... Çaresi yok. Doktorlar dedi çaresi yok bunun. Doktorlar dedi çaresi yok. Hani çocuğu iyileştirdim dedin ya. Çocuğum sene alışma verdim, türbelere götürdüm. Bu ne çok gezdirdim. Karını da götürseydim türbelere. Çok götürdüm. Senin banka hesabın var mı, onu merak ediyorum. Çünkü yok, ben duyuyorum ki bazıları var böyle tedavi ettiklerinden para alıyor. Param yok. Sen para almıyor musun? Para almıyorum. Sen bugüne kadar kaç kişi tedavi ettin? Cenab-ı Allah, vallahi abi herhalde 5-6 yıl okul gelip başını böyleler. Şimdi Türkiye haritasını biliyorsun. 7 bölge var. Gel böyle. 7 bölge. Ha. Bu 7 bölgeden her taraftan geldiler mi sana? Elhamdülillah bazı geldi, bazı gelmiyor. Ha, bize imamlık yapar mısın? Ne yapamam. İmamlık şeyin yok mu senin? Mertebeğin yok mu? Yok. Araştırmacı, yazar Recep İlmaz Kütüphanemiz. Bu sensin ama sen okumayı bilmiyorsun. Değil de.
Şimdi bunun mertebeleri, asatibeleri yani. Bunu bir kişi seninle yazıyorsa dedim. Ben bir seninle yazıyorum. Ama sen okumayı bilmiyorsun. Sevgili seyirciler, Recep Hoca okumayı bilmiyor. Kocaman bir tabelası var. Bir tek Fatiha duası biliyor. Artık takdir sizin.